Biz de şu anda muhalefette olarak söylüyorum. Evet, muhalefetteyiz şu anda. Çünkü yanlış gidiyor Türkiye. Ve bu yanlış gidiş, başta bu yanlış gidişin sorumluları olmak üzere herkes için tehlike. Biz de oturup ne kadar geçmişte ihtilaf edersek edelim, hepimiz aynı gemideyiz. Bugünkü iktidara da doğruları gösterme sorumluluğumuz var. Hakikatleri söyleyelim, eleştirimizi sert, açık, net yapalım ama alternatif de üretelim dersek, muhalefet şu anda iktidarda olmayan partiler olarak, Türkiye öyle güzel bir yere gider ki, kim iktidarda olursa olsun, o iktidardaki ortak akıl, ortak duygudaşlık toplumun her kesimine yayılır. Bu kriz aslında 15 Temmuz gibi. Ben 15 Temmuz sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptım, birkaç gün sonra yaptım bir görüşmede kendisine arz etmiştim. Bu kriz büyük bir felaket ama şimdi Türkiye'nin de büyük bir şansı var. Ne olur herkesi kucaklayan bir dille demokrasiyi tekrar inşa edelim bu ülkede diye. Öyle bir ortam vardı o zaman. Ama Yeni Kapı mitinginden veya bir şeyden başlayarak öyle bir ortak ruh halinden 6 ay sonra referandumda toplumu ortadan ikiye bölen bir sistem tartışmasına girdi Türkiye. Şimdi de yine böyle bir şans var. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere buradan seslenerek, uzun zamandır görüşemiyoruz kendisiyle, seslenerek söylüyorum. Bütün bu geçmiş tecrübelerden ders alarak toplum bütünü kuşatan politikaları uygular, şeffaf olur, israflara engel olur, efendim kamu malına titizlikle bakılır ve toplumundaki her türlü nefret ve otoriter dili terk edip içselleştirici bir demokrasi dili kullanırsa en önce kendisine faydası olacaktır ve şu anki iktidara hangi şey olursa olsun. Bizler de bugün eleştirenler olarak katkımızı olumlu anlamda yaparsak, bizim sadece eleştiren değil, iktidara bir gün geldiğimizde doğru işler yapacağımıza ikna edersek, Türkiye rasyonel bir tartışmanın içine girer ve sonucu herkes için iyi olur. Huzur, güven gelecek, doğruyu söyleyecek.